Öğrenci bütçesiyle Mikonos'ta tatil nasıl yapılır? Öncelikle sizlerle de paylaşmış olduğumuz Sofya Mikonos gidiş dönüş 747 TL olan bileti satın aldık. Ardından İstanbul'dan Sofya otobüsle geçtik. Otobüs bileti ise 400 TL'ydi. Türkiye'den getirdiğimiz poğaça ve sarmalarla Sofya'da bir kahvaltı yaptık ve ardından Havalimanı'na geçtik. Yolculuk gayet keyifliydi, sorunsuz bir şekilde Mikonos'a ulaştık ve konaklayacağımız yeri servis aracı bizi ücretsiz olarak otelimize götürdü. Burası kaldığımız yer ve Mikonos'un en ucuz konaklayabileceğiniz yeri. Buraya 4 gece için 2 kişi toplam 200 euro ödedik. Konaklama pek keyifli olmasa da denizin tadını çıkardık. Gerçekten harikaydı. Eğlence hayatıyla ünlü olan Mikonos'ta sabah akşam müzik içilmediği için insanlar sürekli eğleniyor görmüş olduğunuz gibi. Mikonos'ta yeme içme aşırı pahalı olduğu için sabahları otelin açık büfe kahvaltısından faydalandık. Kişi başı 12 euro sınırsız yeme içme vardı. Biz de yemediklerimizi yanımıza alıp öğle önümüzde bu şekilde çıkarıyorduk. Buraya kadar gelmişken tekne turu yapmadan dönmeyelim dedik. Toplam 7 farklı koyu gezdiğimiz tura kişi başı 20 euro dedik. Burası da Mikonos'un simgelerinden olan yel değirmenleri. Görmüş olduğunuz gibi burası gün batımı saatlerinde aşırı kalabalık oluyor. Biz de günü batırdıktan sonra Little Venice yani Küçük Venedik denilen bölgeye doğru yürüdük. Merkezi dünya cümlü markalar ile birlikte bu tarz hediyelik eşya alabileceğiniz dükkanlar da var ve hepsinde nazar boncuğu motifi ön planda. Buraya kadar gelmişken Nusret Mikonos'a da uğradık. Bir selfie yapıp geri döndük. Bir şey yiyemedik tabi Nusret'te çok pahalıydı. Ve işte bu şekilde ucuz bir yöntemle Mikonos'a geldik. Daha fazlası için bizi Takip etmeyi unutmayın. unutmayın.